Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Ehl-i Beyt dostları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den güzel bir hadiste azaptan kurtulabilmek için terk etmemiz gereken 4 özellikten bahsedilmektedir. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mümin 4 sıfatı terk etmediği sürece azaptan kurtulamaz. Şimdi bu 4 özelliğin neler olduğuna bir bakalım. Eğer bizde bu özelliklerden herhangi biri, Allah göstermesin, mevcut ise onu terk etmeye çalışalım. Eğer bu 4 özellik bizde yok ise de Allah'a tekrar tekrar şükredelim. Buyuruyor ki, birinci özellik cimriliktir. Müminin terk etmesi gereken özelliklerden biridir ve çok da önemlidir. Cimrilik, cehennemden uzanan bir daldır. Kim bu dala tutunursa sonu cehennem olur. Cömertlik de cennetten uzanan bir daldır. Kim bu dala tutunursa cennetlik olur. İnsanlar 4 gruba ayrılmıştır. Yine Peygamber Efendimizin bir hadisinde buyurulduğu üzere 4 gruptur. Birincisi cömertlerdir. Cömert insan hem kendisi yer hem de başkalarına yedirir. Paylaşımcıdır. İkincisi kerim insan. Kerim olan insan cömertin bir üst seviyesindedir. Yani kendisi yemese de başkasına yedirir. Peygamber Efendimizin ve onun tertemiz Ehl-i Beytinin özelliği böyleydi. Kur'an-ı Kerim'de İnsan Suresi'nde de Peygamber ailesinin yaptığı fedakarlıktan bahsedilmiştir. 3 gün boyunca kendi iftarlıklarını miskine, yetime ve esire ikram etmişler ve kendileri aç kalmışlar. İşte bunlar kerim olan insanlardır. Üçüncü grup insanlar cimrilerdir. Cimriler kendileri yerler ama kimseye yedirmezler. Dördüncüsü ise cimrilikten biraz daha kötü bir mevki, leim olan kimselerdir. Bunlar ne kendileri yerler ne de başkalarına yedirirler. Nakledilir ki Hatem-i Tayi'nin kardeşi bir gün annesinin yanına geldi ve dedi ki, anneciğim, Hatem cömertliğiyle meşhur. Ben de onun kardeşi değil miyim? Sen her ikimizin de annesi değil misin? Ben de onun gibi cömertliğimi göstermek istiyorum. Annesi ona, oğlum sen bunu yapamazsın, sen Hatem gibi olamazsın dese de kardeşi bir türlü bunu dinlemedi ve kardeşim olduğuna göre ben de onun gibi cömert olabilirim dedi. Derken kazanları kaynattı ve herkese haber saldı. Herkes tabağını alsın ve yemek için sıraya geçsin. Herkes sıraya geçti. Derler ki, annesi de yüzünü kapattı ve sıraya geçti. Sırası geldiğinde yemeğini aldı fakat tekrar sıraya geçti. İkinci defa geldiğinde oğlu hemen dedi ki, sen az önce yemek almamış mıydın? Neden bir daha geldin? Çabuk çık buradan, gözüm görmesin seni. O insan yüzünü açtı ve Hatem'in kardeşi bir de baktı ki kendi annesi. Annesi dedi ki, oğlum gördün mü? Ben sana dedim, sen kardeşin gibi olamazsın. Hatem'in kardeşi çok merak etti. Acaba bu işin sırrı neydi? Dedi ki, anneciğim, her ikimizin de annesi sensin. Ve her ikimizin de yediği içtiği şey aynı şeyler. Neden kardeşim cömert? Ben ikinci defa yemek vermeyi kabul etmedim ama bu tür durumlarda 7 seferde bir insan sıraya geçseydi kardeşim yine de onu utandırmaz ve ona yemek verirdi. Neden ben böyleyim de o öyle? Annesi de der ki, oğlum, bebekliğinizden sizin ne olacağınız belliydi. Çünkü ne zaman ben kardeşine süt vermek istesem ağlardı ve yalnız başına süt emmezdi. Mutlaka onun yanında başka bir bebek de olmalıydı. O bebekle birlikte
süt emerdi. Tek başına süt emmeyi kesinlikle kabul etmezdi, ağlardı. Ama sen dünyaya geldiğinde ne zaman yanına başka bir bebeği yaklaştırsak ağlamaya başlardın, onu uzaklaştırın derecesine. Ve her zaman yalnız başına süt emmeyi tercih ederdin. İşte bebekliğinizden ne olacağınız belliydi. Cömertlik, değerli Ehlibeyt dostları, çok yüce bir sıfattır. Ve cimrilik de bunun aksine çok kötü bir sıfattır ki müminde olması kesinlikle kötüdür ve mümine yaraşmaz. İnsanda iki özelliğin olması o insanı bitirir. Yani ne olursan ol, kim olursan ol, hangi mevkide olursan ol, iki özellik var ise insan bir hiçtir. Bu iki özelliğin birisi cimriliktir, ikincisi tekebbürdür. Tekebbür yani insanın kendisini başkalarından üstün görmesi. Evet, değerli Ehlibeyt dostları, nakledilir ki İmam Ali aleyhisselam bir gün bolca hurma hazırladı bir mümine göndermek üzere. Bunu gören dostlarından birisi dedi ki, ya Emir el Muminin, bu hurma o adam için çok değil mi? Çok fazla yük yükledin, aşırı derecede hurma gönderiyorsun. Hem de o senden bir talepte bulunmamıştı ki. Az bir şey hediye olarak göndersen o bile yeterdi. İmam Ali aleyhisselam onun bu sözünü duyunca buyurdu ki, Allah senin gibilerin sayısını Müslümanlar içinde çok etmesin. Ben kendi malımdan veriyorum, senin cimriliğin mi tutuyor? Hem de bir insana o istemeden vermek lazım. O istedikten sonra, yüzünün suyunu döktükten sonra, el açtıktan sonra artık yardım yapmış sayılmazsın. İşte Ehl-i Beyt aleyhisselamın güzel ahlakı, peygamberlerimizin güzel ahlakı cömertlik yönünde ve dinimiz cimriliği kınamıştır. Evet, konudan da çok fazla uzaklaşmayalım. Peygamber Efendimiz 4 sıfattan bahsetmiştir. Bu 4 sıfat insanda olursa, müminde olursa azaptan kurtulamaz demiştik. Birincisi cimrilikti. Bunu açıkladık. İkincisi yalan konusudur. Mümin yalan konuşmaz. Dürüst insan yalan konuşmaz. Karakterli insan, kişilikli insan yalan söylemez. Nakledilir Peygamber Efendimiz'e birisi geldi. Peş peşe günahları sayarak sordu. Ya Resulallah, bir mümin içki içer mi? Ya Resulallah, bir mümin zina eder mi? Her sorduğu günahın peşinden Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, gaflete düşüp yapabilir, belki olabilir, gaflet edebilir. Derken adam en son dedi ki, ya Resulallah, bir mümin yalan konuşur mu? Peygamber Efendimiz buyurdu, asla, asla. Ne kadar önemli bir konu. Yani diğer günahları sayarken Peygamber Efendimiz olabilir, ihtimal verilebilir derken yalana sıra gelince buyuruyor ki asla, mümin yalan konuşmaz. Yalan bütün kötülüklerin anahtarıdır. Bütün kötülüklerin anasıdır. Yalan konuşan insan her türlü günahı işleyebilir. Yalan insanı rahatlıkla cehenneme sevk eder. Yalan insana her günahı işletebilir. Evet, terk edilmesi gereken üçüncü özellik ise Allah'a karşı kötü zanda bulunmak. İnsanın Allah'tan beklentisi olumsuz yönde olması kınanmıştır. Her zaman olumlu ve pozitif bakmak gerekir. Allah'a hüsnü zanda bulunmak gerekir. Allah-u Teala meleklerine buyurmuş ki, andolsun izzet ve celalime, kulum bana iyi zanda bulunursa asla onu ateşe atmam. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, kul Allah'a iyi zanda bulunursa sonu hayır olur. Kul Allah'a
iyi zanda bulunursa sonu hayır olur ve kötü zanda bulunursa sonu da kötü olur.